Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler, herkese merhaba. Allah nasip ederse uzun bir aradan sonra bir kitap analizi yapacağız. Cenab-ı Allah hakkıyla anlatmayı, size de hakkıyla anlamayı nasip etsin. Evet, şimdiki kitabımız ve yazarımız Pakistan asıllı bir yazar. Hali hazırda hayatta. İsmi Ziyaüddin Serdar. Dünyada da bayağı bir popülaritesi var. Ben yani denk geldim, bir yerde aldım, öyle okudum. Kendisini nasıl tanımlıyor? Kendisini bir İslam modernisti olarak tanımlıyor. Kitabın ismi de çok enteresan. Cenneti Arayan Adam. Tam buradaki fotoğraf da aslında ona benziyor. Tam birebir yapmışlar diyebiliriz. Şimdi Ziyaeddin Serdar'ı kısaca bir tanıyalım. Ziyaeddin Serdar kimdir, ne değildir? 1951 yılında Kuzey Pakistan'da doğuyor. Yani Pakistan topraklarında gözünü dünyaya açmış. Ama çok küçük yaşlardayken, herhalde 9-10-11 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Londra'ya, İngiltere'ye geçiyor. Oradaki tüm eğitim, öğretim, her şeyinin tamamını İngiltere'de alıyor. Fizik ve iletişim bilimlerini okuyor. Aslında Ziyaeddin Serdar bir mütefekkir olarak karşımıza çıkıyor. İslami ilimlerle alakalı herhangi bir vukufiyeti yok. Bildiğimiz kadarıyla İngilizcesi gayet iyi. Zaten oralarda doğduğu için. Arapçası da galiba var. Çünkü kitabın içerisinde göreceğiz. Suudi Arabistan'da Hac Araştırmaları Enstitüsü'nde iş yapıyor. Oradaki deneyimleri gayet ilgi çekici. Şimdi Ziyaeddin Serdar yani İngiltere'de bir tefekkür okulu kuruyor beraberinde ve birçok işlere imza atıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Peki Ziyaeddin Serdar hangi amaçla bu kitabı yazmış? Ziyaeddin Serdar'ın amacı nedir? Neyi hedefliyor Müslümanlar adına? Çünkü Müslüman bir adam kendini o şekilde deklare ediyor. Ziyaeddin Serdar burada da gördüğümüz gibi bir cenneti arıyor. Peki nasıl bir cennet arıyor Ziyaeddin Serdar dünyada? Yani ahiretteki cenneti mi arıyor bu dünyada, yoksa yine bir cennet mi arıyor? İşte orası biraz meşhur. Yani onun ana fikri, ben öyle bir İslam'ı yaşayan bir bakış açısı alayım ki bu dünyada da cenneti yapayım. Bu dünyada yaşadığım cennet de beni cennete ulaştırsın. Ana mantığı bu. Tabii kitap apayrı şeyler anlatıyor. Şimdi kitabın içeriğiyle alakalı bazı bilgiler vereceğim ve kitapla alakalı da detaylar vereceğim. Şimdi kitap Pakistan'dan başlıyor. Ziyaeddin Serdar Pakistan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye, Malezya ile alakalı birçok İslam ülkelerini gezip bu ülkelerdeki İslami camiye ve cemaatlerle alakalı bir analiz yapıyor, gözlemlemede bulunuyor. Yapmış olduğu bu gözlemlemelerle hangisinin İslam'ı en iyi yaşadığı, hangisinin insanları cennete taşıyacağını, cennete yollayacağını ya da cennete götüreceğiyle alakalı bir araştırma yaptığını iddia ediyor. Ve ilk araştırmasını da kendi doğduğu topraklardaki Pakistan'da tebliğ cemaatiyle yapıyor ilk buluşmasını. İşte tebliğ cemaatinden bazı adamlar, mütebessim insanlar geliyor. Ziyaeddin Serdar'a tebliğ yapıyor. Onun işte namaz eksiklerini gidermeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Bir sürü bir şeyler anlatıyor. Ziyaeddin Serdar tebliğ cemaatinin ahlaken İslam'ı tebliğ etme anlamında gayet başarılı ama dünyaya çok kapalı olduklarına itiraz ederek tebliğ cemaatini diskalifiye ediyor. Daha sonra aynı memlekette bulunan merhum Mevdudi ile alakalı bir gözlemi var. Kitapta da bunu yazmış. Cemaati İslami'yi araştırıyor. Hali hazırda Mevdudi'yi de bir otelde yaşlı haliyle yakalıyor. Onunla alakalı bir söyleşisi de var. Mevdudi'ye bir İslami, silahlı bir İslami devrim yapıp yapmayacağı ile alakalı bir soru soruyor. Çünkü yazdığı hararetli kitaplar insanları buna sevk ettiği ile alakalı bir kanaat oluşmuş. Merhum Mevdudi böyle bir düşüncesinin olmadığını, kanlı yapılan bir devrimin maksadına ulaşamayacağını ve çabuk devrileceği ile alakalı kendi kanaatini Ziyaeddin Serdar'a bildiriyor. Aslında cemaati İslami ümmet perspektifinde gayret eden, hani tebliğ cemaati gibi değil de daha çok siyasal meselelerle alakalı ilgilenen, yani ümmetin derdine çare bulmaya çalışan bir yapı. Yani Ziyaeddin Serdar'ın tebliğ cemaatinin eksiği dediği, dünya Müslümanlarıyla ilgilenmiyorlar dediği şey cemaati İslami'de var. Tabi onlara da itibar etmiyor. Yani Ziyaeddin Serdar cemaati İslami'nin de üzerine çiziyor. Daha sonra Mısır'a geçiyor. Mısır'da İhvan üyeleriyle tanışıyor.
merhum Şehit Seyit Kutup'la alakalı gözlemlemeleri var. Hapisteyken ona yapılan işkencelerle alakalı bazı gözlemlemelerde bulunuyor ve onlarla da alakalı farklı şeyler anlatıyor. Yani İhvan'ın da küresel çapta ümmetin derdiyle ilgilenmesine rağmen İhvan'da itibar bulamıyor Ziyaeddin Serdar'ın yanında. Daha sonra Irak ziyaretleri gerçekleşiyor. Irak'taki eleştirileri devam ediyor. Oradaki İhvan üzerinden eleştirilmeye devam ettiriyor. Oradaki bir cemaat üzerinden. Şimdi şurada bir gözlemlemesini vereceğim. İran'la alakalı, İran'da enteresan, özellikle Hümeyni devriminde İran'da bulunuyor Ziyaeddin Serdar. Çok güzel gözlemlemeleri var. Ziyaeddin Serdar her ne kadar İslam modernisi bir çizgide bulunsa da karakter olarak Sünni. Yani İran'daki Şii arkadaşını ziyaret ederken bile Şii arkadaşının nasıl iğnelediğini, nasıl onun üzerine gittiğini anlatıyor. Ziyaeddin de boş adam değil, bazı bilgileri var. Ve İran devriminin ta en başından beri bu işin kötüye gideceğiyle alakalı kanaatini ortaya koymuş. Çok enteresan çıkarımları var, kayda değer. Bir kayda değer daha eleştirisi var, o da çok yerinde. Mesela Suudi Arabistan'da özellikle Suudların tarihimizle alakalı tarihi eserleri yıkmaya başladığı bir dönemde Suudi Arabistan'a Haç Araştırmaları Enstitüsü'nde göreve alıyorlar ve bu yıkımı engellemek için ciddi çalışmaları var. Maalesef bunlara engel olamadığını söylüyor ve bu yıkımları yapan kişinin de, şirketin de Usame bin Ladin şirketinin ailesinin olduğunu söylemesi çok garip, enteresan bir şey. Gerçekten Suudi Arabistan'ı dümdüz etti Suud ailesi. Orada tarihi bağlarımızı, tarihi arka planına da ait ne varsa hepsini ortadan kaldırıp oralara yüksek yüksek oteller dikti. Ben iki kere Umre'ye gittim, Allah nasip etti. Yani rezaletin ötesinde bir şey. Tabi bizim orayı bırakmamamız, oralara sahip çıkmamız ayrı bir şey ama büyük ihanet ettiler. Bunun da altını çizelim. Bu ihaneti etse Yahudiler edebilirdi anca bu kadar, ya da İngilizler. Zaten onları da Osmanlı'ya karşı kışkırtan, bize karşı isyan ettiren ikisinden başkası değildi. Şimdi bu iki güzel eleştiriden sonra, Suud ve İran meselesinden sonra kitabın içeriğine geçiyorum. Mesela Ziyaeddin Serdar kitabın içerisinde bol bol Mutezile övgüsü yapıyor. Kendisine hatta bir dönem ben diyor eşariydim, sağlam bir eşariydim. Hatta İmam Gazali'nin kitapları başucu kitabımdı diyor ama sonradan tabii bir İngiltere'de doğup büyümesi onun bakış açısını da ciddi anlamda değiştirmiş. Önemli bir konu var, ona daha sonra geleceğim. Enteresan bir şekilde şeriat karşıtı. Yani ne olursa olsun şeriatı gelmemesi lazım diyor. Şeriatı orta çağ karanlığı olarak görüyor Ziyaeddin Serdar. Enteresan bir şekilde. Yani İslam ayrıdır, şeriat ayrıdır. Şeriat orta çağ İslam alimlerin getirdiği, o dönemki getirmiş olduğu hukuk sistemidir diyor. Yani tabiri caizse tarihselcilik boyutu da var. Ama çok garip, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu adam yani ehli sünnet değil. Yani bu modern çağda, bu modern dünyada İslam nasıl yaşanır diye kafa patlatmış, kafa yormuş, efendime söyleyeyim bir şeyler çıkartmaya çalışmış bir adam. Yani tırnak içerisinde yerli değil. Yani efendilerine biz nasıl daha iyi hizmet edersek köle olabiliriz diye kafa patlatan bir tip. Bu ülkede bu yazarı çok güzel karşılayan, tebcil eden, öven şahıslar var. Çok enteresan. Turan Kışlakçı bunlardan bir tanesi. Adam buraya geliyor, Taksim Camii'nin işte kültür sanat bölümünde bu vatandaşa konferans verdirtiyor. Cihan Aktaş diye bir yazar var, bir dönemin hızlı yazarlarından. Öve öve bitiremiyor kitabı. Şöyle güzel, böyle güzel falan filan. Peki başka artısı nedir kitabın artısı? Kitabın artılarından bir tanesi de malum Serda Selman Rushdie diye bir tane zındık bir dönem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir kitap yayınlıyor. Şeytan Ayetleri diye. O kitapta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok ahlaksızca bir yazılar yazıyor. Sözüm ona roman diye. Ziyaeddin Serdar bu kitapla ve yazarla alakalı ciddi bir mücadelesi var. Bunu da kayıt altına almak lazım. Neden? Çünkü yani o zaten Selman Rushdie aslında Avrupa'da zaten tutmaz. Aslında belki de Selman Rushdie'nin
O çıkışı Müslümanların daha çok patlamasına neden verecek ve Ziyaettin Serdar bunu da istemiyor. Yani patlayan, itiraz eden, modern dünyayla çatışan bir Müslüman profili de istemiyor. Tabii ki de Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan hakaretleri de içine sindiremiyor. Bunun da tabii ki etkisi var. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi peki bu Ziyaettin Serdar İngiltere'de itibarlı birisi midir? Yoksa Müslümanlar arasında mı sadece itibarlı? Hayır. İngiltere'de çok itibarlı bir entelektüel. Yani İngiltere'de büyümüş. İngiliz örf ve adetlerini ve ahlakını almış bir adam. Tabii ki de İslam modernist olması çok tabidir. Fazlur Rahman bunlardan bir tanesidir. Sör Seyit Ahmet bunlardan bir tanesidir. Hatta Muhammed İkbal de bunlardan bir tanesidir. Bakın İngilizler kendi dergileri var. Prospect. İngiltere'nin 100 büyük entelektüeli arasında gösteriyor Ziyaettin Serdar'ı. Daha devam ediyoruz. Meşhur Independent gazetesi var. Independent. Bu gazete Ziyaettin Serdar'ı İngiltere'nin Müslüman bilgesi olarak tanıtıyor. Şimdi bu tanıtmalar, bu övmelerin tabii bir karşılığı olacak. İngiltere Ziyaettin Serdar'ın kara kaşına, kara gözüne, kavruk yüzüne, kısa boyuna aşık değil. Çünkü o Müslüman entelektüel görüntüsü üzerinden ondan bir şey talep ediyor. Tabii o da bunun karşılığını bir şekilde verecek. Aslında en ağır eleştiri biz burada yapmalıyız. İslam modernisti olabilir bir adam, olmaması lazım ama işte Batı'da büyüdü. İngiltere'nin etkisi altında kaldı. Tarihini bilmedi vesaire, her şeyi aklıyla, her şeyi efendime söyleyeyim sünnetin dışında çözmeye çalışıyor. Buraya kadar anlayabiliriz. Deriz ki ya, yani ayağı sürçtü. Allah hidayet nasip etsin. Ama şimdiki geleceğimiz eleştiri hiçbir şey tevil etmez. Aslında Independent gazetesinin ya da diğer dergilerin övmesi aslında boşa değil. Neden övüyor? Hemen gelelim. 22 Eylül 2008 tarihinde The Guardian gazetesinde Ziyaettin Serdar homoseksüelliği başlığıyla bir yazı yayınlıyor. Bir iki makale. Bakın ben direkt kendi makalesinden alıntı yapacağım. Ne dediğini siz daha iyi anlarsınız. Diyor ki homoseksüellik teriminin Kur'an'da yer almayışının işarete değer bir yönü var. Gerçi Kur'an dahilinde Nur suresinin 30. ayetinde kadına ihtiyaç duymayan erkekler tabiri geçer ama bunların kimler olduğu net değil. Fakat biz bu kimseleri cinsi arzuları bulunmayan yahut diğer erkeklere ilgi duyanlar olarak tahmin edebiliriz. Eğer Allah'ı iyi bilen kimseler olarak böyleleri mevcutsa o vakit cennet bahçelerindeki saklı inciler gibi adanmış gençler, İnsan suresi 19. ayet ve benzeri Allah'ın hediyeleriyle mutlu olacaklar da yine bunlar olmalı. Burada not edilecek iki husus mevcut. İlki erkek güzelliğinin pozitif manada tasvir edilişi. İkincisi ise kadına ihtiyaç duymayan erkekler tabirinden negatif bir mana çıkarılmıyor oluşu. Görüldüğü gibi homoseksüelliğin toptancı bir zihniyetle kınanması Kur'an'ın ruhuna aykırıdır diyor Ziyaettin Serdar. Yani öyle bir büyük faciaya imza atıyor ki yani bu yazar homoseksüelliğin, LGBT'nin aslında Kur'an'a aykırı olmadığını, bırakın aykırı olmasını, Kur'an ayetinden referansa bu işin Kur'an'a aykırılığını inkar ediyor. Ya böyle bir savrulmayı her İslam modernisti yaşanmaz. Belki de Ziyaettin Serdar'ın en büyük kınanması, en büyük hedef tahtasına oturtulmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu olması lazım. Peki ne kadar haklı? Yani saklı erkeklerden bahsediyor. Saklı inciler gibi adanmış erkekler, işte arzularını işte şöyle şöyle kullananlar, bu gerçekten doğru mu? Ya da Ziyaettin Serdar gerçekten Lut kavmini duymamış olabilir mi? Cenab-ı Allah Araf suresi 80 ve 81. ayetlerde ne buyurmuştu? Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir işi mi yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp şehvetli bir şekilde erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir toplumsunuz. Şimdi Ziyaettin Serdar bu ayeti sizce okumamış mıdır? Okumuşsa üstünü nasıl kapatmış ya da nasıl tevil etmiştir? Yani başka bir ayeti yoruma açık olan ahirete taalluk eden bir ayeti alıp dünyada
yürürlüğe sokarken dünyada helak olmuş bir kavmi görmemesi aslında imkansız. Onun için Ziyaeddin Serdar'ın en büyük fecaati belki de bu homoseksüelliği Kur'an-ı Kerim'i ayetlerinden referans alarak meşrulaştırmaya çalışması. Zaten İngiltere'nin bir adamı böyle övmesi çok da matah değil, çok da hayra alamet olmadığını biz biliyoruz. Evet. Kitap içerisinde çok enteresan bir yer var, onu da söyleyeyim. Çok böyle facia bir yer, onu söylemeden geçemeyeceğim. Zaten şeriat karşıtı bir adam Ziyaeddin Serdar. Ama şurada şöyle bir tanım var, ben çok enteresan bir şekilde dikkatimi çekiyor. Diyor ki, onların içinde yer aldığı kendine güven kuşağı içine giremedim. Birilerinden bahsediyor. Allah'ın bir kapitalist değil, sosyalist olduğunu düşünüyordum. Hem ilahi sıfatların hem de bize gönderdiği rehberliğin mantıksal sonucu kesinlikle bunu gösteriyordu. Ya Cenab-ı Allah hakkında böyle bir cümleyi nasıl kullanabiliyor bu adam? Benim aklım almıyor. Yani bu bir tefekkür değil. Bu bir beyin fırtınası değil. Konuştuğumuz zat, konuştuğumuz kişi alemlerin Rabbi Celle Celaluhu. Yani diyor ki, yani Cenab-ı Allah bir kapitalist değil de ama kesinlikle bir sosyalisttir diyor. Ya sosyalizm, kapitalizm, laiklik, demokrasi, liberalizm tüm bir izimler biliyoruz ki insan eliyle ortaya çıkartılmış. İslam'ın karşısında bir sistem olarak hayat bulmaya çalışmış ama bulamamış bir sürü eksikleri, aksaklıkları olan sistemler. Cenab-ı Allah'ı vasfederken nasıl böyle bir sistemi alıp Cenab-ı Allah'ı böyle vasfedebiliyor? Gerçekten yani aklım almıyor. Çok enteresan bir şey. Türkiye ile alakalı kanaatleri de çok enteresan. Türkiye'ye geliyor. Gelip buluştuğu kişilerden bir tanesi FETÖ'cü Ali Bulaç. Onunla alakalı Kemalizmi soruyor. Kemalizminle alakalı ne düşünürsünüz diyor. Kemalizme ne karşıyız ne de yanındayız. Bizim için önemli olan işte insanların refah seviyesidir tarzında bir şeyler geveliyor. Ve Ziyaeddin Serdar'ın çok enteresan bir şekilde kitabında vurgu yaptığı konulardan bir tanesi de sekülerizm. Bu sekülerizm o kadar yoğun bir vurguyla vurguluyor ki yani İslam'ın kesinlikle seküler dünya ile çatışmaması lazım. Yani ona öyle bir formül oluşturalım ki ona öyle bir formül verelim ki yani İslam kesinlikle seküler hayatla Batı'nın konforuyla çatışmasın. En iyi yaşanacak İslam'da bu şekildedir diye böyle bayağı bir sekülerizm övgüsü var. Şeriat karşıtlığı ama sekülerizm övgüsü var. Bazı moderniteyi bir eleştiri getiriyor. Batı'ya eleştirileri var ama işin finalinde Batı ile çatışmayan bir İslam istiyor. Çok garip, çok paradoksal, çelişkili yerler, paragraflar var. İşin özeti, Ziyaeddin Serdar bizim ehli sünnet diyeceğimiz kalıplara uygun bir adam değil. Kendini cenneti aradığını, cenneti aramaya adamış olduğunu iddia ediyor ama bu cennetin bence bildiğimiz anlamda bir cennet olmadığını, yani cenneti arayan adam dünyada öyle bir İslam'ı, öyle bir insanlık yaşayalım ki bizi cennete götürsün bu yaşantımız diyor ya, aslında onun aradığı şey dünyadaki sekülerizmin sunmuş olduğu cennet. Yani öyle bir cennet arıyor. Bizim bildiğimiz ahiret anlamındaki bir cennetten yani aradığı anlaşılmıyor. İkincisi tasavvuf ve fıkıhla alakalı görüşlerini de dile getirelim. Tasavvufla alakalı iyi bir düşüncesi varmış gibi geliyor. İşte Türkiye'ye geldiğinde Mevlana'nın kabrini ziyaret ediyor. Orada yaşadığı bazı şeyler var. Ama işin finalinde tasavvuf ve fıkıhla da alakalı çok olumlu kanaatleri yok. Yani 10 cümle kuruyor. İkisi olumluymuş gibi kuruyor. Sonra bir ama bağlacıyla o olumluları da yerle yeksan ediyor. Evet, ne diyoruz bu kitap hakkında? Bu kitap gerçekten İslami ilimlerle alakalı belirli bir kalibresi ve seviyesi olan insanların alıp özellikle Suud'da yaşadığı o dehşetengiz olayları, İran devrimi yaşanırken yaşanan faciaları ve başka başka meselelerdeki güzel anekdotları almak için uygun. Ama onun dışında Ziyaeddin Serdar bizim imanımızı arttıracak, ahlakımızı daha da güzelleştirecek ya da İslami bilincimizi Batı'ya karşı olan duruşumuzu güçlendirecek bir şey yazmamış. Hatta Batı'ya karşı olan gardımızı dahi düşürmüş. Burada herhangi bir homoseksüellikle alakalı bir vurgu yok kitapta. Zaten bu kitabın Türkiye'deki bu kadar
pazarlanmasının ana sebeplerinden bir tanesi de daha çok sekülerizm vurgusu, 7. baskısını yapmış. Belki de şu anda 10. baskısını bile geçmiş. Yani bunu birikimli insanların dikkatli okuması, herhangi bir İslami bilinci ya da yeni yeni bir şeyler okuyan insanların ise biraz daha uzak durmasını ben şahsen tavsiye ediyorum. Yani faydası zararından çok çok az, zararı faydasından çok 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 yükseklerde duruyor. Ziyaettin Serdar bizim toprakların, bizim tarihi arka planımızın, tarihi bilincimizin oluşturmuş olduğu bir zihinle konuşmuyor. Tamamen İngiltere'nin, Batı Avrupa'nın oluşturmuş olduğu bir zihin yapısıyla bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çağırdığı cennet bizim inandığımız cennetten ziyade Avrupa'nın bu dünyada kurmuş olduğu cenneti gösteriyor. Selamünaleyküm.